İstek İnovasyon Platformu. Biz sivil toplum kuruluşu. Aslında daha önce dernek olarak kurulmuştuk. Şu anda bir dernek değiliz ama bir platform adı altında kurullarımız var. Daha çok Ar-Ge, inovasyon, tasarım gibi konularda uzman arkadaşlardan oluşan kurullarımız var. İş adamlarından oluşan kurullarımızda da mesela onur kurulu, danışma kurulu, bunlar da köken olarak genelde mühendislik, işletme ve mühendislik diyelim. Çeşitli kurullarımız var. Tabii bu yönetim kurulunda arkadaşlarımız var. Şu anda da katılmışlardır kısmı. Onlarla tanışırız belki. Şimdi çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerimizden bir tanesi senede bir defa ödül töreni düzenliyoruz. Burada asıl amacımız hem bir etkinlik yapmak hem de firmaların bu konulardaki motivasyonunu artırmak. Yani Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, tasarım konularındaki motivasyonlarını artırmak. Ar-Ge ve teknoloji kategorisinde ödüller veriyoruz. Çeşitli basınlarda haber de oldu. Birkaç senedir düzenliyoruz bunu ve devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir yaptığımız aktivite de şu anda yaptığımız gibi aslında daha önce tabii korona sürecinden önce seminer tarzı işte üniversitelere gidip veya çeşitli işte kuruluşlara, sanayi odası, ticaret odası gibi kuruluşlara gidip orada seminerler düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmaktı. Kendi ilgi alanımızda. Yani aslında bunu siz geçen telefonda da çok özetlediniz. İnovasyon gönüllüsü gibi. Yani biz de belki bunu birazcık genişletebiliriz. Yani teknoloji, inovasyon, Ar-Ge gönüllülerin ekibiyiz. Bu konuda çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Son zamanlarda da bu sanal bilgilendirme, farkındalık oluşturma, yaratma etkinliklerine başladık. Kısaca biz buyuz. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Yani herhangi bir bu konuda bir sorusu olan olursa tabii ki daha detaylı verebilirim. Tabii bugün hem zamanımız biraz kısıtlı, özellikle sizin zamanınız şu anda bizim için daha değerli. Bildiğim kadarıyla da 18'de açıkladığımız saatte bitireceğiz. Müşken Hanım, öncelikle davetimizi kırmadığınız ve katıldığınız için ben arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Yani hatam olursa düzeltin. Burada sizi kısaca bir tanıtmak istiyorum ben arkadaşlarımıza. Buyurun efendim. Yani burada şeyi de paylaştım aslında. Yanlış okuma ihtimaline karşı arkadaşlarımız da belki doğruyu görebilirler. Müjgan Çetin, inovasyon yönetimi danışmanı. Şu anda iş alanı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1983 yılında mezun olmuş. Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış ve tezini güneş enerjisinin Türkiye ekonomisine katkısı konusunda hazırlamıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde oluşan Innovation Management MBA programında 2011-14 döneminde inovasyon yönetiminde küresel kavramlar eğitimini 2018-19 eğitim süreci döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Executive MBA programında Design Thinking dersini vermiş. Halen Sabancı Üniversitesi Edu'da inovasyon konulu dersler vermektedir. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde aslında aynı zamanda da öğrencisiniz galiba. Evet, yarın finallerim başlıyor. Öyle mi? Ders çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi geç kalmış finallerde. 10 Doğu gün Enginler. o şey uzaktan finaller şey yapacak. Siz bitirdiniz mi finallerinizi bilmiyorum ama. Finaller de bitti, bütünleme de bitti bizde. O ne güzel. Yani Biz biraz daha yarın başlayacağız. başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Avrupa Birliği'nde bunu nasıl improve diye mi okunuyor? Improve, evet öyle Evet, çünkü okuyoruz. 3. Improve Akademi Küresel İnovasyon Yönetimi Ödülünü 2014 yılında Türkiye'nin kazanmasına olanak sağlamış. Tebrik ederiz bu arada. Teşekkür İlk ederim. akredite inovasyon yönetimi danışmanıdır. ISO'nun inovasyon yönetimi standardının hazırlanması için çalışma grupları Türkiye delegesi olarak katılan ve deneyimlerini standardın yazılmasına aktaran danışmandır.
Müjgan Çekirdek'in aynı zamanda uluslararası yönetim sistemlerinde ISO 9001, 27001, 50001 ve OXAS 18001 baş denetçisidir. Top bakanlıklar, kalkınma ajansları da bağımsız değerlendirici olarak da hizmet vermiştir. Bu SİAD Yenileşim Ödülü 2017-19 eğitmeni ve baş denetçisidir. İnovasyon, verimlilik ve bilgi yönetimi alanında program ve projelerin değerlendirme, hayata geçirme deneyimi bulunan Müjgan Çetin, Arçelik AŞ'de endüstri mühendisliği bölümünü kurarak yönetmiş ilk kadın mühendis yöneticilerindendir. Burada da kadın katılımcılar belki biraz şey olabilirler, motivasyon belki de bir şeyler sorabilirler size. Toplumsal cinsiyet bunu belirtiyor olmak ne kadar açıklı aslında, değil mi? Ama burada mesela tabii haklısınız. Sizin bu konuda bir öncülük yapmanız diğerlerine de biraz motivasyon kaynağı olabiliyor ama. Böyle Evet. bir şey var. TÜBİTAK'ta başkan danışmanı ve enformatik daire başkanı olarak internetin Türkiye'de kurulumu ve bütün üniversitelere yaygınlaştırılması çalışmalarında ekibine liderlik etmiş ve elektronik bilgi merkezi olan ULAK BİM'i kurmuş. İnternet hizmet sağlayıcısı iş modelinin özelleştirilmesi için mevzuat çalışmalarına katılmış. Türkiye'de ilk olan ve halen güncel teknolojiler ile kullanılan TÜBİTAK MIS projesini gerçekleştirmiştir. Türk Traktör AŞ'de tedarikçi geliştirme ve ERP projelerini gerçekleştirmiştir. Serbest danışman, eğitmen olarak 1996'dan bu yana inovasyon ve Ar-Ge, verimlilik, bilgi yönetimi projelerine imza atmıştır. Proje Yapabilsem isimli proje yönetimi teknikleri kitabını pardon. Ekim 2007'de tamam yayınlanmıştır. Şimdi artık okuyamıyorum artık. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyumda bildiriler sunarak, makaleler yazarak, fikir ve düşünceleri ile çalışmalarını paylaşmıştır. Değişik yayın organlarında makaleleri, videoları, elektronik ortamda dersleri yayınlanmaktadır. Bir tanesi de Udemy. Oradan ben sizin ücretsiz hatta eğitiminizi dinledim. Teşekkür ederim. Yani biz teşekkür ederiz yayınladığınız için. Sosyal medya hesapları ile inovasyon yayılımına katkı sağlamaktadır. İngilizce bilmektedir. Evet, ben bu Teşekkür. şeyi paylaşımı burada kapatıyorum. Tekrar hoş geldiniz. İsterseniz ekran paylaşımını size devredeyim. Tamam, ben ekranımı paylaşayım ve sunuma başlayayım. 13 geçiyor. Arkadaşları da çok tutmadan. Şimdi Derseniz sunumu yaptıktan sonra soru cevap bölümü bırakabiliriz en sonda tamam, bir son dakika. 10 dakikayı bırakalım o zaman. Şu Tamam. anda siz bana ekranı paylaşamadığımı Ben şu anda görüyorum. söyleyebilirseniz Şu anda. paylaşabildim mi? Evet, kesinlikle gözü okunuyor. Okey. Paylaşabildim ama. Evet, şimdi de sunum moduna geçeyim. Olur. Oldu değil mi? Evet, Tamam. çok güzel oldu. Tamam. Şimdi efendim ben teşekkür ediyorum sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Bu çok sayıda bu pandemi döneminde bu etkinliklere katıldım. Eser Bey'in bana ulaşmasıyla beraber adında inovasyon olan, teknoloji olan, Ar-Ge olan bir sivil toplum örgütü olmanız nedeniyle tabii ki dedim, hiç düşünmeden kabul ettim. O yüzden sizlerle birlikte olmak benim için bir şeref diyorum. Beni dinlemek için bu vakitlerde, akşam evinize gideceğiniz vakitlerde zaman ayırdığınız için ayrıyetten ilave bir teşekkür de bulunuyorum. Teşekkür Eser Bey uzun uzun benim okuduğu özgeçmişimi sizlere. O yüzden fazla bir şey söylemeyeceğim. Onun da bahsettiği Udemy'de şu anda 4900 öğrencim var. İşte bu arada da çekimlere devam ediyorum. Yeni eğitimler de yükleyeceğim oraya. Bunu geçen sene yüklemiştim gençler için inovasyon. Gençlerin kafası karışık ve artık hani yeni bir meslek inovasyon diye geçen hafta da Salı günü bir üniversitede kariyer günleri kapsamında gençlerle konuştum. Daha önce de çok sayıda üniversitede çok sayıda gençlerle mesleklerinde kendilerini gerçekleştirebilecekleri veya mesleklerindeki yeniliklere nasıl adapte olabilecekleri, kendilerine nasıl bir kariyer seçecekleri konusunda çok sayıda konuşma yapıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olarak ODTÜ'nün bir mentorship programı var. O program kapsamında da özellikle kızların Bilim Kızı isminde bir projem var. O program kapsamında kızların bilime yönelmesi konusunda
kendimce bir şey yapıyorum. Ne diyeyim, sosyal sorumluluk gerçekleştiriyorum. Bugün sizlere anlatacağım hikayemle ilgili inovasyon yolculuğumla sadece kendi hikayemi paylaşmayacağım. Dünyanın bu anlamdaki yolculuğunu paylaşacağım. O yolculukta ben de tanıklık etmiş biri olarak o hikayedeki yerimi de anlatacağım. Bu size anlatacağım konularla ilgili hazırladığım kitabımı yayınlandıktan sonra gelirini de bu Bilim Kızı projemdeki kızlara burs verilmesi için temel bilimler alanında kızların daha çok sayıda Şakir Mobilbey'in mikrofonu açık anlıyorum. Evet, daha çok sayıda kızın temel bilimler alanında eğitim görmesi ve doktora yapması ve ondan sonra da Nobel ödülü kazanması ülkemizin için böyle bir hayalim var. Allah ömür verirse, sağlık verirse inşallah görürüm öyle bir kızımızın bu başarılı olduğunu diye başlamak istiyorum. Pardon, şurada bir tane bir şekil var. Böyle daire içerisine aldım. Bundan bahsettim. Hikaye böyle başlıyor. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerime ders verirken öğrencilerimin state of art, en son gelinen durum nedir inovasyonda diye bunu araştırma yapınca bu Avrupa Birliği'nin altıncı çerçeve kapsamında bu projeyle tanıştım. Bu proje kapsamı neymiş bu acaba? Nasıl bir projeymiş dedim. 400 katılımcı Etik Örneğin Başkanlığı'nda 8 milyon euroyla desteklenen bir proje. İspanya'ya gittim ve onun eğitimini aldım. Bayağı pahalı bir şeydi. Ve işte orada akreditasyonda şey istediler. Akreditasyon içinde o fiyi de ödedim. Akreditasyonu da aldım ve proje yayınlandıktan sonra bunu bir Avrupa Birliği standardı oldu. Ve dediler ki biz ESGM modeli gibi bu standardı tanıtımı, inovasyonun yayılımını, tanıtımını yapmak istiyoruz ve bir vakıf kuruyoruz dediler. 2014 yılında tamamlandı proje ve bana dediler ki sen de Türkiye'den gelmiş bu işlerden anladığını ifade eden birisi olarak acaba Türkiye'den bu yarışmaya bir küresel yarışma düzenliyoruz, küresel inovasyon ödülü düzenliyoruz. Bu yarışmayı sizden, işte Türkiye'den bize müşterilerini yönlendirebilir misin? Ben de sağ olsun iki tane büyük ISO 500'de ilk 5'e giren müşterim, bir tane de KOBİ müşterim. Üçünü gittim dedim ki ya böyle bir yarışma var girelim mi? Ya dediler biz inovasyon nedir bilmiyoruz ama 2014'te bu konuda epey bir hani şey vardı. Çok insan bilmiyordu bu konuları. Ama hani müjgan diyorsa girmek lazım. Sen ne diyorsan yapalım dediler. Ben de onlara teşekkür ettim ve onları o yarışmaya ikna ettim. Şu anda bunu daha çok biliyorsunuz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İnovalik diye bir yarışması bu. 2014'ten bu yana yapılıyor. Ve yaklaşık 7000 kuruluşun burada verileri var. Bir değerlendirme yapılıyor. O değerlendirme sonrasında da inovasyon ödülleri dağıtılıyor. 5 boyutta. İşte bu gördüğünüz ödül bizim 2014 yılında küresel inovasyon ödülü kazandığımız ödül. Bu ödülü aldıktan sonra bir dakika şuraya geçeyim. Evet şuraya anlatmam lazım. Bu ödülü aldıktan sonra burada da aynı ödülü göreceksiniz. ISO Uluslararası Standartlar Örgütü dedi ki ya işte böyle Avrupa Birliği olarak standartlar yayınlıyorsunuz. İşte bir araya gelelim. Bunu uluslararası olarak yapabilir miyiz diye. ISO TC 279 çalışma grubunu kurdu 2014 yılında. ISO TC 279 derseniz bu çalışma grubunun sayfasına erişebiliyorsunuz. Bana da dediler ki sen de Türkiye delegesi olarak katılır mısın bu çalışma grubuna? Memnuniyetle dedim. 4 lider atadılar. Leo Arjantinli. Leo ile beraber inovasyon yönetim sistemi kurdum diyebilenler için hangi alt sistemler olması gerektiğini, bu sistemlerin birbirleriyle etkileşimli olarak nasıl çalışması gerektiğine ilişkin standardı yazdım 5 yıl boyunca. Eva Alman bu improve metodolojisine göre bu standardı onunla beraber yazdı. ISO 56004. Alice Irbas da görev yapıyor. O bütün bu şeyin ekibin lideri. Magnus ise bu ikinci grubun lideri. Magnus da birazdan sizlere de paylaşacağım. Terim ve terminoloji inovasyon alanında iki standardı paylaştı. Onlarla beraber 5 yıl çalıştım ben. Bir de şunu söylemem lazım. Şimdi bu standartlar yayınlandı. Göstereceğim size birazdan. Onlarla iş yayınlandıktan sonra bizim gruplar
kapandı. Ben de şimdi Idea Management Standardı, Yenilikçi Fikir Yönetimi Standardı çalışma grubuna katıldım. Bu grup ayda bir toplanıyor, ayda bir çalışıyoruz. Sizinle bir araya gelmeden önce de oradan gelen arkadaşlarımın yazdığı bölümleri okuyordum. Ve işte görüş bildiriyorum. O da 2023'te yayınlayacağımız bir fikir yönetimi şeyi. Şimdi bu gördüğünüz Küresel İnovasyon Endeksi, GII, Global Innovation Index, şurada da bunun linkini verdim. Ben 2007'den itibaren takip ediyorum bu indeksi, sıralamayı. Burada birinci demek, en iyisi demek. Ve Türkiye Cumhuriyeti işte 45. sıradan şu anda 49. sıra, 2019 itibariyle 49. sırada. Müjgan Hanım, kusura bakmazsanız ben bunu soru olarak da aslında kendime not almıştım. Sonuçta inovasyon tabii ki bir ölçülemedikten sonra çok bir anlamı yok. Çünkü herkes inovasyonla ilgili bazı şeyler söyleyebiliyor. Burada inovasyon indeksi, tabii bazı parametreler var. Mesela eğitim sistemi olabilir, başka finansal yapı olabilir, enstitüler olabilir gibi. Doğru. Yani Türkiye'nin durumu çok iyi değil. Yani siz de buraya yazmışsınız aslında. Neden ilk 15'te değiliz? Değiliz. Cevabı var mı sizde? Bunun cevabı hani hala kafam çok açık değil. Çünkü ben çok sayıda sizler gibi yetkin bu konuda gönüllü veya profesyonel olarak çalışan beyefendiyle, hanımefendiyle tanışma şansına eriştim. Çok sayıda kurumla çalışma şansına eriştim. Yurt dışında defalarca toplantılara gittim. Evet. Ve orada da arkadaşlarım var. Yani bütün bu işte standardı yazan herkes benim artık arkadaşım. Onlar da gördüğüm şu ki benim ülkemin insanları ve ülkem çok iyi durumda ama nedense bu endekslerde arka sıralarda. Bunu ben kendime dert edindim ve üniversitedeki verdiğim derslerde de bu vize veya midterm dediğimiz ara sınav olarak bunu veriyorum. Bu 150-160 sayfalık bir rapor. Öğrencilerime diyorum ki buradan Türkiye Cumhuriyeti'ni seçin, bir de kendi istediğiniz bir ülkeyi seçin ve sizler geleceğin liderleri olarak bunu endeksi tek tek karşılaştırın ve neyi de farklı yaparsak biz ilk 10'da, ilk 15'te olabiliriz diye. Bu endeks Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey kamu yönetimi tarafından da takip ediliyor. Bunun sayfasına girdiğiniz zaman Mustafa Varank'ın orada bir söyleşisini göreceksiniz. Mustafa Varank da size diyor ki ben bununla ilgili diyor, İşte çalışmalar yapıyoruz diyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 stratejileri içerisinde bu sıralamada iyi yerlerde olmak var diyor. Ancak buradaki grafiği görüyorsunuz ki biz iyileşmek yerine gerilemişmişiz. 2019 itibariyle de başladığımız yerde değiliz 2007'de. Şimdi bu COVID dönemi, pandemi döneminde ben kendimce şöyle bir şey yaptım. Hani çok yanlış da bir yaklaşım da olabilir. O konudaki eleştirilere de açığım. GII'da ilk 10 ülke, ki yıllarca bunlar ilk 10'a giren, İsviçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngiltere, Finlandiya, Danimarka, Singapur, Almanya ve İsrail. Acaba korona karnesi ne diye bir korona karnesi çıkardım. Ve o kırmızıyla da onları yazdım. Daha işte sabahleyin sizlere bunu sunmadan önce gösterdim. Ve bu rapor, 2019 raporu, işte şimdi bu 2020'nin raporu bir önümüzdeki aylarda yayınlanacak. Yani 2019'un raporu da şeyde yayınlandı. Geçen senenin işte sonbaharına doğru yayınlandı ve teması sağlıklı yaşam ve tıbbi yeniliğin geleceğiydi. Şimdi bu 2020 raporu yayınlanacak. Heyecanla bekliyorum. 2020 raporunun teması da finansal teknolojiler. Şimdi dolayısıyla burada bu Cornell Üniversitesi var. İşte WIPO var. Ve INSEAD dediğimiz bir işletme yüksek lisansı konuda yapan bir kuruluş var. Bunlar güvenilir, uluslararası güvenilir kaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti de finans şey olarak, kurumsal olarak da bunu tanıyor. Herkes, birçok ülke bunu tanıyor. Ve orada baktığım zaman bu koronadaki ölüm oranı, yani bunlar işte ilaçları yapan ülkeler, bunlar tedavileri geliştiren ülkeler, bunlar refah ülkeleri, bunlar ve
baktığım zaman çok da yüksek seviyede ölüm oranları var. Yani kendi insanların yaşamına bu inovasyonlara bir katkı sağlamıyor mu acaba? Daha henüz içinden geçtiğimiz bir dönemde bunu söylemek ne kadar doğru? İkinci dalgadan sonra bu durulabilir belki ama ben merakımdan yani böyle bir burada şey aslında koydum. Benim de bir yorumum olabilir. Müjde Hanım, eğer sizin sorunuza kendi cevabınız var mı bilmiyorum. Aslında diğer katılımcı arkadaşlara da soralım bunu. Neden daha gelişmiş ülkeler inovasyon indeksinde yüksek sıralarda yer alan ülkelerde ölüm oranları daha yüksek değil mi? Soru evet, öyle bir şey. Evet, soru bu. Soru yani bunun genel benim düşüncem şu şekilde, refah yüksek olduğu için ortalama ömür, yaşam ömrü de yüksek buralarda. Yani yaşlı nüfus fazla. Hı-hı. Yaşlı nüfus yani bu doğal bir şey. Yani biraz böyle bilimin yanında işte yaşlanınca bizlerdeki bağışıklık sistemleri biraz daha geriliyor. Ve yaşlı nüfus fazla olduğu için bağışıklık sistemi de daha düşük olduğu için onlarda ölüm oranları daha yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Evet, şey bir cevap, mantıklı bir cevap ama ben burada başka bir daha felsefi, daha arka plandan bir soru soruyorum. Diyorum ki bu inovasyon indeksi, o yüzden katılımcı arkadaşlarım verdiğim linkten sen bu indeksin detaylarını bir okusunlar, bir düşünsünler onlar da hep beraber bir ortak akla çalışalım derdindeyim. Bu bizim ülkemiz daha iyi yerlere layık ama acaba bu ülkelerin gelişmişliği, bu inovasyon, bu göstergelerdeki alt endekslerdeki acaba hazcı bir tüketime yönelik mi? Gelir oradan mı temin ediliyor? İnsan yaşamından elde edilen bir yenilik, insana fayda. Çünkü birazdan sizlere inovasyonun tanımını paylaşacağım. Orada inovasyonun bir fayda, bir değer üretmesinden bahsediyoruz. Bu değer finansal veya finansal olmayan bir değer diyoruz. Biz de bu 5 yıllık maceram boyunca yazdığımız ve çok tartışarak yazdığımız standartta. Şimdi eğer ben bu değeri finansal bazda ve o finansal bazda hazcı bir tüketim toplumu yaratmak adına kullanıyorsam, yaşam bilimlerine, yaşama yönelik ben bu teknolojiyi yönlendirmediysem, oradaki karlılık düşük veya o karlılık başka bir oranlarda diye düşündüysem bu sonuç da alınabilir. Dolayısıyla haklısınız, yaşlı bir dünya ve giderek de yaşlanıyor. Biz daha genciz. Ölüm oranlarımız bizde 2.53, 70. sıradayız. İsrail'de 1.34 mesela. O bizden daha iyi bir durumda. Singapur 1.009 mesela, o da daha iyi bir oranda ama Hollanda'da 12 olması, İsviçre'de 6 olması, İsveç'te 7 olması, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda tekrar ikinci dalga konuşuluyor. Hani İngiltere'yi onun yöneticisi bazında aldığı politikalar nedeniyle görüyoruz. Ben böyle şeyleri dert eden bir insanım. Burada ben bir şey daha katkı sağlayabilir miyim? Kusura bakmasın. Tabii ki efendim. Tabii. Şimdi inovasyon bir üretilen bir de tüketilen bir şey olduğunu düşünürsek, yani bu gelişmiş ülkeler inovasyonu tüketen ülkeler mi acaba, üreten ülkeler mi? Yani hazcı tüketim dediğimiz zaman mesela İnovasyonu üretiyor. Diyelim ki bir cep telefonunu Güney Kore'de işte Samsung, işte Amerika'da Apple, Türkiye tüketiyor. Pazar aslında daha büyük pazar. İnovatif, yani inovasyon indeksinde yüksek olan değil, düşük olan ülkeler. Aslında tüketim belki de şey, yani burada bir üret, yani o ülkeler daha çok inovasyonu üreten, tüketiyor tabii ki ama üretmeyenler de tüketiyor. Hazır tüketim dediğimiz zaman hepsi işin içine girmiyor mu acaba? Bu da doğru bir soru. Hani ben bunu çok bildiğimden söylemiyorum. Buraya birlikte sizlerle, bu işe gönül verenlerle beraber düşünelim. Ülkemiz için en iyisi neyse o yolda ilerleyelim diye bu koyduğum bir şey. Tartışmaya açık bir şey. Şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela ben buradaki bir sürü ülkeyi yerinde gitmiş, çalışmış orada, hani yaşamamış ama orada turistik tatile de değil, çalışmaya gitmiş. Bu standart nedeniyle çalışmaya gitmiş bir insan olarak. Şeyi söylüyorum, bu kadar gelir varken, 35-40 bin dolarlık kişi başı gelir varken kendi inovasyonu üretiyor olmasına rağmen kendi insanın yaşamını koruma konusunda o teknolojisini, tıbbi teknolojileri sağlıklı yaşama yönelik olarak faydayı, değeri
neyi kullanmaktan imtina etti diye kendi kendine düşünüyorum. O yüzden endekslere de o gözle hep beraber bakalım. Derdim o. Şimdi bu raporun devamında bunları göreceksiniz. Mesela diyor ki Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da diyor. Mesela burada İsrail'i, hadi neyse tamam, İsrail teknolojik olarak da Kıbrıs niçin giriyor buraya? Niçin Birleşik Arap Emirlikleri bu üçüncü sırada da benim ülkemin adı geçmiyor gibi. Böyle dertleniyorum bunlara. Yani burada endekslerde de bazı şeyleri bilerek ve isteyerek bizim bazı göstergeleri kamu yönetimi olarak düzeltmemiz gerekirse burada da zıplayacağımız, adımızın anılacağını düşünüyorum. O yüzden de bunu böyle her yerde, her ortamda konuşuyorum. O yüzden sizlerden ricam da lütfen bu endekse bir bakın. Yani sizin de düşünmenizi istediğim için bunu paylaşıyorum sizlerle. Şimdi ben bu alanda yayınlanmış çok sayıda literatürü takip ettiğim için hem akademik hem de iş dünyasıyla ilişkileri nedeniyle bir tane daha şey var. Bu da Bloomberg'in bir göstergesi. Burada da Bloomberg'de yıllarca Güney Kore birinciliği sürdürürken ve ben de kendi kendime ya Güney Kore'de gideyim doktora yapayım bak nasıl açık ara öne geçti diye düşünürken Korece öğrenmeye çalışırken bir anda 2020'de Almanya'nın 7.40'ların içinde başa geçtiğini görüyorum. Ve burada benim ülkemin de iki sıra geriye gittiğini görüyorum ve buna da üzülüyorum. Yani ondan sonra Türkiye'nin şeylerine bakıyorum, göstergelerine bakıyorum. Gayri safi milli hasıla içerisinde 10 yıldır biri ancak aşabiliyor olmak bana çok dokunuyor. Yani 2 şey ve 3 olurken Güney Kore 4-5 ürettiği cironu, gayri safi hasılanın 4-5'ini araştırma, geliştirme, teknoloji ve inovasyona ayırırken ben hala %1'ini ayırıyorum. Tabii ki bu da bana bu sonucu üretiyor diye düşünüyorum. Arge merkezi sayısını 2000'e hedefliyor olmak, özel sektörde tam zamanlı araştırmacı sayısını şey yapıyor olmak, 180 bin hedefliyor olmak acaba yeterli mi inovasyonda değer üretmek açısından diyorum. Şimdi bu uluslararası yönetim sistemlerinde standart üretme süreci bu. Ve ilk başladığımız zaman çalışmaya böyle soğuk bir kış günüydü. Oslo'daki toplantıya katıldık. Kar yağıyor. Oslo'nun merkezinde de değil. Böyle işte trenle yarım saat böyle banyoya gidiyorsun. Binayı soruyorsun kimse bilmiyor. Oranın TSS'iyle kaybolduk, ıslandım. Bilmem böyle tek başıma neymiş derdim standart yazmakmış. Ondan sonra işte bunu yazmaya başladık. İlk önce biz nasıl bir standart yazalım ki? İnovasyon yönetiyorum diyebilelim diye. Prensipleri ilk önce yazdık. Bu siyahla boyadığım stratejik direction kısmında ben yazmıştım. O yüzden onu hani bir hatırlatayım istedim. Şu anda benim yazdığım haliyle değil tabii ki. Benim başladığımdan itibaren, ben Oslo'dan başladığımdan itibaren şu toplantılarda şu ülkeler yapıldı. Paramın yettiği kadar bunlar gönüllü çalışmalar olduğu için ancak hepsini cebimden harcadım. Uçak paraları beni çok iflas ettirdi. Çok otel değil de uçak paraları çok yüklü. Oradaki fikri haklarımı TSE'ye bırakmama rağmen bari şu masrafımı karşılayın, oradaki tasarımı karşılayın istemiyorum dememe rağmen. Bu biraz ilginç bulamadım. Olmuş Müzgan Hanım, evet. Evet, benim için biraz can yakıcı oldu ama bugün sizlerle buluşmamı da o sağladı diyorum. Yaptım, kendime yatırım yaptım. Yani yatırım yapmak için yapmadım da merak işte. Öyle. Aslında hani Müzgan Hanım, bu toplantıları böyle webinar tarzında yapsanız belki de hiç ulaşım, işte oradaki hava koşulları falan hiçbir şeyde etkilenmeyeceğiz. Tabii orada çok değişik, buradaki ülkelerde işte çarpıldım, cüzdanımı da çarptılar, hastalandım falan, yani böyle maceralarım da var. O yüzden işte bu sene Türkiye'deki bu komitelerin başkanı seçildim. İnovasyona gönül verenleri işte bu komiteye de çalışmaya davet ediyorum ve bu çalışmaya davet ettiğimde de diyorum ki lütfen hani uzaktan izleyici olacaksanız gelmeyin. Ben bu ülkemi 5 yıldır tek başıma orada temsil ediyorum, tek başıma seyahatlere gidiyorum, oralarda çalışmalara katılıyorum ve o bir şartname yazıyor. O şartnamede benim ülkemin
insanlarını, benim ülkemin çözümlerini, benim ülkemin duruşunu da şartname maddesi olarak gireyim de bu şartname yayınlandığı zaman benim ülkemin insanları da orada o pazara yayılabilsinler. Çünkü uluslararası pazar için bu standartlar yazılıyor. Ve sağ olsunlar bir sürü üniversiteden arkadaşım katıldılar ve şurada işte bu artık sizin de söylediğiniz gibi sanal ortamda toplantılar yapmaya başladık. Bu benim işte bu fikir yönetimi yazılım IDM Management 56.007 için toplantının görseli. Şeyden itibaren bu Mayıs'ta itibaren Fransa'da yapacağımız toplantıyı virtual'a çevirdik. Şimdi fikri haklar yönetimi 56.005 yazılıyor. KPI Metosan Management o yazılıyor. 56.006 yazılıyor. Dolayısıyla buralara katılan arkadaşların hepsi sağ olsun beni dinlediler. Buralarda bir fiil çalışan olarak katılıyorlar şu anda. Böylece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada her yerde temsil ediyoruz. Şunu buna niye söyleme ihtiyacı hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Şurada bakın İsveç 22 delegeyle, Amerika Birleşik Devletleri 18 delege, Çin 12 delegeyle, Fransa 10 delegeyle buna katılırken biz Oslo'da o karlı kış günü 15 ülke ile başlayan toplantı, en son Paris'teki toplantı 40 delegeye çıkmışken, Peru, Çin, Endonezya, İran, ABD buna katılmışken, şu yanda gördükleriniz aslında bir standart örgütü olmamasına rağmen UNDP, Dünya Ticaret Örgütü, WIPO, Uluslararası Fikri Haklar Örgütü, UNIDO, UNESCO, OECD ki OECD ARGE tanımlarını yapan Oslo ve Frascati ve Canberra kılavuzlarının sahibidir, yazarıdır. Dolayısıyla bunlar burada sandalyede tepsi edilip ve bu standartların yazılmasını isterlerken ben tek başıma 3 tane grupta çalışıyorum ve orada tek başıma temsil etmeye çalışıyorum. Ülkemizin haklarını korumaya çalışıyorum. O yüzden daha çok katılımcı buralarda bulunsun ve daha çok haberdar olalım, daha çok ülkemizi temsil edelim, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını hissettirelim gibi öyle bir hani belki de saçma diyeceğiniz bir şey duruşum var. Bu çalışmaları yaparken öncelikle yani burada bir şey ekleyebilir miyim, kusura bakmayın. Rica ederim, buyurun. Duruşunuz kesinlikle saçma değil, çok doğru ama devletin sanki bu işin içinde biraz daha mekanizmada olması gerekir gibi düşünüyorum ben. Ne yazık ki reddediyor. Evet, söylüyor ama hadi yap dediğin zaman yapmıyor. Çok enteresan. Yani 5 senede benim deneyimim böyle. İlk çalışmaya başladığımızda diğer ülkelerin inovasyon yönetim standartlarını çalıştık. Burada mesela çok değişik ülke, Kolombiya'yı göreceksiniz. Ondan sonra Portekiz'i göreceksiniz. Bu ülkelerle ilgili kafanızda nasıl bir imaj var bilmiyorum ama bunların böyle çok inovatif, işte kendi standartını yazacak bir ülke olmadığını düşünebilirsiniz. Burada da hani, bir şey, ya ben sözünüzü kesiyor gibi oluyorum ama yok, buyurun, ilginç bir şey geldi. Yani Türkiye'deki sistemlerin hep böyle R&D departmanı, yeni yeni inovasyon departmanları kurulmaya başladı bazı şirketlerde. Bir önceki slide'da şey var, Kolombiya'da özellikle mesela R&D and I, yani Research and Development Innovation. And Innovation. Bunlar birleşmeye başladı yurt dışında? Evet. Yani adam bunu yazmış. Bu konuyla ilgili 6 tane de standart yazmış Kolombiya. Yani Kolombiya bizi Hollywood filmlerinde uyuşturucu kaçakçısı mafyaların birbirini taradığı bir ülke olarak gösterilir. Ama adamlar üşenmemiş, onun standartlar örgütü oturmuş, 6 tane standart yazmış sistem requirement innovation diye. Benim bir sorum daha var, zaten iki sorum vardı, birini sordum. Evet. Bu ikinci sorum da şeydi aslında, ARGE ile inovasyon arasındaki fark diyeyim. Yani tamam, şimdi onu standartın lisanıyla size ifade etmek isterim, o slide hemen geçeyim. O hani ben 5 yıldır anlatıyorum ama standart yayınlandıktan sonra çok daha rahat böyle işte bak standartta da böyle yazıyor diye rahat rahat ifade ediyorum. Bu 4 tane standart yayınlandı ve Türk TSE'den rica ettim, onu da Türk standartı olarak yayınladılar efendim. Bu sayfadan satın alabiliyorsunuz. Bir tanesi 56.000, işte bu Fundamental and Vocabulary dediğim standart. İşte birazdan size oradan inovasyon tanımını vereceğim. 56.002 İnovasyon yönetim sisteminin yukarılıkları, 56.003 inovasyon yönetimi işbirliği standardı, 56.004 inovasyon yönetimi değerleme dediği. Bu standartlarda çalışılıyor.
fikri haklar, stratejik intelligence, istihbarat yönetimi diyorum ama istekas yönetimi de deniliyor ve TUSEN meta standardı. Neden standart olduğunu çok size anlatmayacağım. Burayı hızlı geçeyim. Sizin sorunuza geleyim. Bu entegre yönetim sistemine geçeyim. Tamam. Bundan önce şunu anlatmam lazım. Bu arada saatine de bakayım. Yaklaşık 19 dakika var 6'ya. Tamam. İsterseniz son 10 dakika veya 5 dakika soru cevap yapacaksak bir 10 dakikamız falan tamam, var. Tamam. 10 dakika. Siz beni uyarın lütfen. Ben ona göre arkadaşların sorularına göre detay konulara döneyim. İnovasyon konusunda hem akademik dünyada hem de iş dünyasında çok yanlış tanımlar var. Ben de onu her yerde, her ortamda herkes aşkı nasıl yaşarsa öyle tarif ediyor diyorum. Yani inovasyonu öyle yaşıyorlar demek ki, öyle söylüyorlar diyorum. İşte platonik eşyanlar var. Belki de bizim inovasyon indeksinde düşük olmamızın sebebi inovasyonu algılayamadık belki, tam bilmiyoruz. Ondan da düşük olmuş olabiliriz. Sadece bu işi Ar-Ge'ye bağlayanlar var. Ar-Ge'si olanlar inovasyon yapar diyenler var. Ürge diyenler var. Bu inovasyon iyileştirmedir diyenler var. Geliştirmedir diyenler var. İnovasyon buluşa dayanmalıdır diyenler var. İnovasyon yaratıcılıktır diyenler var. Yani bunlar böyle büyük büyük oturumlarda büyük büyük adamların ağzından çıkan büyük büyük yanlışlar. O yüzden ve bunun bir teknolojik uygulama olduğu konusunda da ısrarcı olanlar var. Israrla ben de diyorum ki pandemide bir inovasyon değil, çok sayıda inovasyon gerçekleşti. Kullanılan teknoloji de ne yazık ki 10 sene öncesinin teknolojisi, uzaktan erişim teknolojileri, yeni bir teknoloji değil. Ama bizim bir sorunumuzu çözdü. Şu aşağıdaki tablo benim kitabımdan, İnovasyon Ne Değer Katanlar kitabımdaki bir tabloyu koydum. Muhakkak buluşa dayanmak zorunda değil, buluş sahibi olmak zorunda değil. Siz patent zengini olabilirsiniz ama inovasyon yapamamışsınız diyorum. İşte MP3 Fraunhofer Enstitüleri'nin buluşu olmasına rağmen onun lisansını Apple'a sattığı için biz MP3 deyince aklımıza inovasyonu gerçekleştiren Apple'dı diyorum. Dolayısıyla buluşa dayalı olmak zorunda değil. Başkasının buluşunu alıp inovasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekran, şu yukarıdaki gördüğünüz İngilizce efendim, bizim standarttaki tanımımız. Bu çok uzun tartışmalar sonucu ancak yeni bu sene yayınlanan standart, terimler ve tanımlar standardı. Şu aşağıdaki de benim tanımım, Türkçesi. Yukarıda İngilizcesini de söylüyorum ki bunun işte aynı komite başkanı olarak Türkçeleştirilmesi konusunda da gayretler içerisindeyim. Aramızda gönüllü olanlar varsa onları da bu Türkçeleştirme çalışmalarında katkı sağlamaları konusunda yardımlarını bekliyoruz gönüllü olarak. Bu Eser Hocam'ın söylediği soruyu cevap verirken bu benim Türkçeleştirmiş Müjgenca şeyimle, tercümemle anlatmak istiyorum. Nedir inovasyon? İnovasyon finansal veya finansal olmayan. Buradaki turkuaz renkli boyadıklarım eğitim verdiğim yerdeki katılımcıların katkılarıyla daha iyi anlaşılsın diye. O yüzden onların katkılarını ifade edebilmek için onları turkuazla boyadım. Finansal veya finansal olmayan değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, paylaştırıldığı yeni veya değiştirilmiş unsurdur. Bu yeni unsur, ürün, hizmet, süreç, model, yöntem olabilir. Yenilik ve değerler ilgili tarafların algılamasına bağlıdır. Değeri önemli kılan, ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bunu altını çizerek bir kere daha söylemek istiyorum. Bir değer üretmesi lazım. Bu ticari bir değer de olabilir, sosyal bir değer de olabilir. Yanlış algılamayı, inovasyon işte para kazanmaktır, ticari sonuçtur deniyor. Hayır, bir sosyal sonuç da olabilir, sosyal inovasyon da olabilir. İnovasyon sadece ürüne yönelik olmaz. İnovasyon hizmette inovasyon da olabilir, süreçte de inovasyon olabilir, iş modelinde de inovasyon olabilir diyor bu tanım. Ve burada söylediği bir şey de bunu örnekle ifade etmek istiyorum. Yine pandemi döneminde örnek ifade etmek istiyorum. Değer ve yenilik ilgili tarafın algılamasına bağlıdır. Burada çok sevdiğim bir örnek var. Bu pandemi döneminde bu tip oturumlarda, sanal oturumlarda dinlemiştim. Bu kredi kartlarının, temassız kredi kartlarının başkanı demişti ki ben bu kredi kartlarını tutundura kabul ettirene kadar benim ilgili tarafıma, kullanıcılara çok zorlandım. Siz de bunu yaşamışsınızdır. Yok efendim çantamdan çalarlar, arka cebimden, cüzdanımdan çekerler. Ve bir türlü ben bu yeniliği
temassız ödeme yöntemini kabul ettirememiştim ama hepiniz de biliyorsunuz ki pandemi döneminde aman paradan bana şey bulaşacak diye herkes saldırdı şeysiz kredi kartlarına, temassız kredi kartlarına. Dolayısıyla yenilik ancak tarafın algısı, bizim algımızla yeniliğin o zaman farkına vardık. Değer ancak bizim algımızla, bu bir değer üretti, beni virüsten korudu diye. Dolayısıyla ben her zaman bir taraf olarak, bir tüketici olarak, bir faydalanan olarak ben ifade etmem ihtiyaçlarımı. Ama inovasyon benim ettiğim veya etmediğim ihtiyacımın karşılanmasıdır ve bir sonuçtur. Bu not 3'teki şeyi de şöyle söylüyorum. İnovasyon bir sıfattır. Lütfen inovasyon faaliyeti, inovasyon projesi diye başına koyarak kullanılır. Yine bunu da standarttan aldığımız bir düzeltme olarak ifade etmek istiyorum. Sizlerle hızlıca yazdığımız inovasyon, inovasyon yönetimi ve inovasyon yönetim sistemi, bunlar da birbirinden farklı şeyler. 56 bini aldığınız zaman göreceksiniz ki bütün bu terimlerin tanımını orada göreceksiniz. Ama sizin bu tanımları biliyor olmanız inovasyonu yönettiğiniz anlamına gelmiyor. Yani bir tane inovatif ürünü başından sonuna başarıyla gerçekleştirmiş olabilir ve pazarda da çok para kazanmış olabilirsiniz. Bu sizin inovasyonu yönettiğiniz anlamına gelmiyor efendim. Hatta bunu sürekli tekrarlayabiliyor olacak şekilde sistem kurduğunuz anlamına da gelmiyor. O yüzden 56.002'de biz ben bunu sürekli bu başarıyı tekrarlayacak bir yönetim sistemi nasıl olur tanımlıyoruz. Bu standartta satın alabilirsiniz. Türk standartı olarak da yayınlandı. Sercan Bey'in mikrofonu açık. Ortam sesi geliyor. Tamam, kapattık. Birazdan tamam. Zaten şey yapacağız sanırım. Birkaç dakika sonra soru cevaba geçebiliriz siz eğer bitirirseniz. Tamam. Tamam, hemen hızlıca. Dolayısıyla 56.002'de de burada inovasyon süreçleri, burada da bir yanlış anlama var. Fikir yönetim yazılımında olan hocalarımız var. Onlar bu yanlış bir pazar oluşturuyorlar. Fikir yönetimi yazılımı, inovasyon yönetimi yazılımı değildir. O sadece fikirleri toplar ve eler ve onları doğru şekilde ilgili taraflara iletilmesini sağlar. İnovasyon yönetimi sistemi için stratejiniz olması lazım. Kültür, inovasyon kültürünüz olması lazım. İnovasyon işbirliği yapmanız lazım. Fırsatları analiz etmeniz lazım. Beni bir LinkedIn'den takip ediyorsanız en son bir makalem yayınlandı. İnovasyon fırsatları nerede olur diye onu okumanızı tavsiye ederim. Çünkü o fırsat analizleri konusunda toplumsal farkındalık yaratılması gerekiyor. O konuda biraz kafalar karışık diye düşünüyorum. İnovasyonun kültür birikim yönetimi, bunu knowledge management'dan birikim dedim ama hani daha iyisini siz söyleyebilirsiniz. Stratejik iş zekası, zaman yönetimi, teknikler, yaratıcılık konularında da kaynakları yönetmeniz lazım. İnovasyon süreçlerini yönetmeniz lazım diyorum. Ve şuraya hızla yeni ekonomik olarak TEPAV'ın raporunda bizim çok şey durumda olduğumuzu görüyorsunuz. Ekonominin bu sene çok daralacağını dünyada onları görüyorsunuz. Bu en son bugün elime geçen bir araştırma, İmecin'in araştırması, salgın döneminde 4488 kişi 16-26 Haziran arasında nelere meyletmişler, inovasyon fırsatları burada diye sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Yani ben karamsar değilim inovasyon Türkiye'nin ekonomik daralmasına, aksine çok iyimserim. Türkiye'nin önünde bu kırılma ciddi fırsatlar açtı. Burada da kırmızıya boyadığım şeyler size inovasyon fırsatları olarak geri dönecek. O yüzden lütfen fırsat analizinizi yapın diyorum. Benim inovasyon fırsatları diye makalemde paylaştığım durumlar bunlardır diyorum. Sorularınızı açacağım. Aynı komite başkanı olarak da bu standartların tercümesini yapıyoruz arkadaşlarımla. Türkiye Akreditasyon Kurumu'na başvurduk. İş denetçi ve baş denetçileri yetiştirelim. Eğitimler verelim ve insan kaynakları işlerinde olduğu gibi kapısına personel müdürlerin kapısına inovasyon müdürü yazınca inovasyon yönetilmiyor. Dolayısıyla bunun bir sertifikasyonu, mesleki yeterlilik kurumu, inovasyon lideri, inovasyon müdürü, inovasyon uzmanı, inovasyon mühendisi demenin ne demek olduğunu yazalım. Bunları bir üniversitelerle bunların eğitimlerini tamamlayalım. Çocukları sınavlarla bu mesleğe hazırlayalım.
Çünkü ilana çıkıyorlar, görüyorum, inovasyon mühendisi arıyoruz, inovasyon uzmanı arıyoruz. Ama başvuranların kimler olduğunu söyleyeyim, biraz gülün ve öylece susayım. İşte ben böyle bir fikir yaptım, fikirden bir ürün ürettim, prototip ürettim deyip o iş ilanına başvuran insanlar oluyor. Ben bu inovasyon mühendisliği konusunda şu yetkinliklere sahibim diyebilecek insanlar, gençler, kişiler başvurmuyor diyorum ve susuyorum. Sizlerin sorularını ve katkılarını bekliyorum efendim. Öncelikle Müjgan Hanım çok teşekkürler. Şimdi isterseniz sunumu kapatayım. Kapatalım. Gerekirse tekrar açalım. Şimdi bir katılımcıları da görmek adına. Şimdi katılımcılarla bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Evet. Kameralarını açsalar. Evet, kamerası olanlar kamerasını açabilir. Ortam müsait değilse seçisi belki açmayabilir. Fotoğrafı ben buradan ekran görüntüsü olarak alabilirim. Evet, teşekkür ediyorum efendim hepinize. Yüzünüzü görmek iyi geldi bana. Evet, şu anda fotoğraf çekiyorum. Çekeyim mi? Evet, gülümseyin. Fotoğraf çekiyorum. Sanırım çektim. İzninizle onu LinkedIn hesabımda da yayınlayacağım. Sosyal medya hesaplarında da yayınlayacağım. Çektim. Yani çektiğimi de teyit ettim şu anda. Yani tamam, soru paylaşırsanız bizimle. Tabii paylaşacağım. Ya şöyle de bir şey var. Biz bu etkinliği video kaydını alıyoruz. Daha sonra YouTube hesabından sizin de tabii bilginiz dahilinde paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer tekrar tamam. Dinlemek isterseniz. Bana gönderirseniz ben de kendi hesabımdan paylaşırım. Bugün katılamayanlar hiç olmazsa oradan izlerler. Evet. Şimdi süremiz çok azaldı. 8 dakikamız var. İsterseniz tamam. Ben moderatör olarak tanıdığım arkadaşların ismen söyleyeyim. Çünkü sorusu olan var mı deyince pek böyle şey biraz olan geçiyor. Mesela İlter Bey hoş geldiniz diyelim etkinliğe. Hoş geldiniz. İlter Bey bizim yönetim kurulunda fakat sesi gelmiyor. İlter Bey sesinizde bir problem olabilir. Çalışmıyor mu mikrofon? Değilse İlter Bey siz isterseniz bir bakın mikrofona. Chat yaptı. Galiba şey ne dedi? Çalışmıyor dedi. Oy. Çalışmıyor evet. Sıradan gideyim o zaman. Şakir Bey'i ben tanımıyorum ama müsaitse bir sorusu varsa alabiliriz. Şakir Bey çalışıyor galiba maskeli bir yerde. Evet. Sanırım zaten genelde arkadaşlarımız ofislerde. Şakir Bey ha mikrofonu merhabalar. Merhaba Şakir Bey. Evet, araya girmesin diye ben mikrofonumu kapatmıştım. Aslında bir yandan da çalışmaya devam ettim. Evet. Zorunlu bir durum vardı çünkü yetiştirmem gereken bir rapor var. Aslında tamamen size kanalize olmayı düşünüyordum bugün ama öncelikle özür diliyorum. Estağfurullah. Bir gözüm monitörde ama kulağım kesinlikle sizde. Zaman zaman görünmez sizde. Yayınlayacağımız için bugün, sorun yok. Eğer... Bugün bitirmemiz gereken bir maliyet işimiz vardı. Yani herhangi bir şeyiniz var mı? Efendim? Bir herhangi bir Müjgan Hanım'a bir sorunuz veya bir yorumunuz var mı acaba? Ya yorumum ben bu inovasyon ve nüfusla ilgili düşündüğümüz yere farklı bir fikrim ve bakış açım var. Onu ilave etmek istiyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. Ödüm oranları ve benzeri şeyler üzerine konuşmuştuk ya. Bence bu birazcık şimdi her ne kadar yaş ortalaması artıyor gibi düşünsek de yaş ortalaması artsa bile bu popülasyonun büyüklüğünün de artması anlamına gelir teknik olarak. Popülasyon büyüdükçe yaşlı grubu arttığı zaman oranının aslında aynı kalması lazım. Ama şöyle baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde birazcık daha işte tüketici toplumu olma, rahat, konfor ve benzeri şeyler girdiği için aslında hane başına düşen kişi sayısının azaldığını gözlemlemek mümkün. Hani geçmiş kuşaklara baktığımız zaman belki bir evde 7-8-9 çocuk ama şu anda çoğu hanelerde 1'e 2'ye düşüyor bu. Bu da birazcık farklı bir orana götürüyor gibi. Hani ben bunu sadece popülasyondaki yaşlı oranına değil, geliştikçe insanların ihtiyaçlarını karşılamayla alakalı bir takım nedenlere ve etkenlere de bağlıyorum açıkçası. Evet, bu bugün bence bugün karar verebileceğimiz bir şey değil çünkü daha sürecin içinden geçiyoruz.
Bu normal dağılıma istatistik temeliniz varsa söylediğimi daha rahat anlayacaksınız. Daha evet. Normal dağılıma ulaşmadı. İkinci dalga, üçüncü dalga falan deniyor. Ancak dalgaların içinden bu sürecin sonunda geriye dönüp baktığımız zaman doğru analiz yapabileceğiz diye düşünüyorum. Ama şimdiden görüp onlarla ilgili fikir üretmek açısından da çok söyledikleriniz çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Meslektaşız Müjgan Hanım. Endüstri mühendisiyim bence. Ne güzel. Ne güzel. Mutlu oldum efendim. Sağ olun. Evet. Şimdi galiba Yonca Gülçelik, Sercan Erez eşinin ismiyle katıldı. Burada bir servisteymiş. Yani bu saat tabii çalışanlar için bazen iş çıkış saati de olabiliyor. Şu anda serviste bizi dinliyor. Mikrofon açamıyormuş. Orta ve uzun vadede üniversitelerin mühendislik fakültesinde kürsü ile inovasyon mühendisi yetiştirme gibi bir proje düşünüyor musunuz? Demiş. Evet. Şimdi bu hakikaten önemli bir konu. Ben birçok üniversitede böyle konuşmalar yapıyorum, dersler veriyorum. Hocalarımız, bu alandaki hocalarımızla tanışıyorum. İşte bildiriler sunuyorum. Hiçbir şey yapamasam onların etkinliklerinde bildiri gönderiyorum, gidiyorum, onları sunuyorum falan. Ve bizatihi ders veren birisi olarak, mesela Yeditepe Üniversitesi'nden örnek vereceğim. 2010-2014 döneminde Innovation and Knowledge Management diye bir yüksek lisans programı açıldı. Genellikle üniversiteler pazarın nabzını ölçmek için, biliyorsunuz, bir yüksek lisans programı hazırlıyorlar. Eser Hocam da bunu doğrulasın lütfen. İzmir Ekonomi de mesela öyle yaptı. Executive MBA. Yani bir altyapısı ne olursa olsun karda bunları birleştiren daha meslekler olarak bunu açıyorlar. Ve 2014'te programı kapatmak zorunda kaldı Yeditepe Üniversitesi. Ekonomi mesela bu sene program açılmadı. Öğrenciler oraya kaydı olmadılar. Dolayısıyla bu sonuna kadar katılıyorum. Bunun ayrı bir mühendislik, işte Kadir Has Üniversitesi'nden bir hocamla da görüşeceğim. Yani ayrı bir bölümün ötesinde benim için işte bu süreci sizlerle paylaşıyorum. O sürecin içinde yaşayan insan olarak. Yani ayrı bir uzmanlık alanı gerektiren bir mesleğin ötesinde bir sosyolog da, bir psikolog da inovasyon alanında faaliyet gösterebilir. İnovasyon gönüllüsü, inovasyon uzmanı olabilir. Çünkü bu bir fikrin, yenilikçi bir fikrin pazarda karşılık bulup veya sosyal fayda sağlayana kadar ki, finansal veya finansal olmayan fayda sağlayana kadar ki her alandaki uzmanının katılımını gerektiren bir şey. Dolayısıyla eğer inovasyon mühendisi dediğimiz zaman bu kişiye sadece teknik alanda ki bir insandan bahsediyoruz demektir. Ve o teknik alanda inovasyon mühendisine de ihtiyaç var. Onu da yetiştirilmesi lazım ama tek bir bölümde yapmak yerine mesela kalite mühendisi diye bir üniversiteler açmadılar bir bölüm. O bir ders olarak okutuldu. Sanki öyle başlamak lazım gibi bir şey düşünüyorum ama ben yine de işte üniversitede gençlere kendinizi, hatta işte Udemy'deki verdiğim derste siz kendinizi inova edin önce. Ben çünkü kendimi inova ederek ayakta duruyorum. İlle hani bir diploma yerine ben bir taraftan da kurumsal anlamda ülkemin bu anlamda mesleki yeterli kurumu, TÜRKAK, TÜBİTAK, bakanlık ne varsa onlarla iletişime geçerek bunun meslek olarak da tanınması konusunda elinden gelen gayreti gösteriyorum ama bu soruya ben de kısa bir şey ekleyebilirim Müjgan. Buyurun efendim. Olursa. Şimdi özellikle mühendislik fakültelerinde inovasyon biraz daha yaygın. Mühendislik fakültelerindeki eğitim de ya ABET kriterleri ya da MÜDEK, Türkiye'deki adıyla MÜDEK adı evet. altında yürütülüyor. Evet. Şimdi mesela evet. proje yönetimiyle ilgili MÜDEK'in aldığı kararlar olduğu için bazı üniversiteler proje yönetimi dersini seçmeli de olsa açtı ve devam ediyorlar. Bence ABET'in kriterlerine bakıp eğer öyle bir şey varsa ki muhtemelen vardır diye düşünüyorum. MÜDEK'le iletişime geçip bunu üniversitelere bir belki öneri olarak sunabilir. Eğer açılırsa seçmeli de olsa bir ders zamanla bu gelişerek belki zorunlu olması belki gerekmiyor. En azından ilgili arkadaşların bu konuya ulaşabileceği bir ortam sağlanmış olur diye düşünüyorum. Yani MÜDEK Türkiye'de bir dernek. Dekan
hocalarımızın üye olduğu bir dernek. Ben de müdekle ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani ben de belki iletişime geçebilirim bu konuda. Yani işte dersle başlamak lazım bölüm yerine gibi. Öyle bir hani şimdilik şey durmak lazım. Çünkü bir bölüm açıyorum demek üniversitede. Eser Hocam daha iyi bilir. YÖK'ten özel izinle, işte bir kadrosuyla, kurallarıyla falan zor bir şey. Bu arada Eser Hocam'a teşekkür ediyorum. Hemen fotoğrafı paylaştı. Çok evet, güzel. Evet, gönderdim. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun tekrar. Hemen arkadaşlara söyleyeyim. İnders, İndirsin. Evet. O zaman şöyle, vaktimiz doldu gibi aslında. Siz bilmiyorum, başka bir toplantınız da belki var. Evet, evet. Tamam. İzninizi isteyeceğim. O zaman bir yere yetişmem lazım. O zaman soruları da toparlamış olduk diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Müjgan Hanım katıldığınız için. Diğer tüm katılımcı arkadaşlara da teşekkür ederiz. Bu etkinliğin video kaydını da İstek İnovasyon YouTube hesabında paylaşmayı planlıyoruz.